Gezegenimizden 1000 ışık yılı uzakta bilinmedik bir sisteme seyahat ediyorsunuz. Burada iki parlak yıldız birbirine yakın yörüngelerde hareket ediyor. Ancak burada bir de küçük ama bir o kadar da devasa bir şey daha var. Bir kara delik. Bu şeyler gizemli ve tehlikelidir. Dünyanın tamamını farkına bile varmadan bir saniyede yutabilecek kapasiteye sahiplerdir. Dahası güneş gibi dev yıldızları parçalayabilirler. Galaksilerin merkezindeki şeyler de genellikle bu devlerdir. O kadar ağırlardır ki çekim güçleri sayısız yıldızı, gezegeni ve yıldız tozunu çevrelerinde tutar. Güneşten milyonlarca hatta milyarlarca kat daha ağır gelirler. Şimdi de yere, dünyadaki bir roket fırlatma platformuna geri döndünüz. Düşünebildiğiniz tek şey nefesinizi tutup o siyah incinin kalbine doğru atlamak. Gerçi nefesinizi tutmanıza gerek yok çünkü bir uzay giysisi içinde olacaksınız. Oksijen de içinde ücretsiz gelecek. Zaten kara deliğe yaklaşma ihtimaliniz bile oldukça düşük. Şimdiki teknolojimizle öylesi bir yolculuk 10 binlerce yıl alır. Siz de bu yüzden otoparkta gizlediğiniz ve sizi kara deliğe saniyeler içinde götürecek hiper roketinizi çıkarmaya gidiyorsunuz. Ve bum! Bir anda 2 yıldız ve bir kara deliğin yanındasınız. Fark ettiğiniz ilk şey kara deliklerin aslında kara olmadığı oluyor. Çekim gücü sadece nesneleri değil ışığı da çekiyor. Bu da deliği görünmez kılıyor. Sadece çevresinde olay ufku denen parlak halkayı görebiliyorsunuz. Halka bükülmüş ışık, sıcak toz, plazma ve orada hapsolmuş asteroid parçalarından oluşuyor. Dolayısıyla olay ufku aşmanız gereken ilk engel oluyor. Sırt roketinizi takıp uzay aracınızın kapısını açıyor ve kara deliğe doğru atlıyorsunuz. Çekim gücü sizi hızlıca deliğe doğru çekmeye başlıyor. Uzay giysiniz sizi olay ufkundaki inanılmaz sıcaklık ve radyasyona karşı koruyor. Sıradan koruyucu ekipmanlar işe yaramazdı. Dolayısıyla babanıza otoparkınızda gizlediği süper güçlü koruyucu giysi için teşekkür ediyorsunuz. Vücudunuzun can sıkıcı bir şekilde esnediğini hissetmeye başlıyorsunuz. Sorun kara deliğin merkezine yaklaştıkça sürekli artan çekim gücü oluyor. Bu da kafanızda ayaklarınızdan çok daha güçlü hissediliyor. Vücudunuz spagetti gibi uzamaya başlıyor. Bu yüzden de bu duruma spagettileşme deniyor. Hiçbir giysi sizi bundan koruyamaz. Ayrıca bu boyutta bir gerilmeyi kaldırabilecek hiçbir uzay aracı da yok. Pekala, bu kısa bir video oldu. Tamam, atlamanızdan hemen öncesine geri saralım. Kara deliğin kalbine ulaşıp hayatta kalabilmek için ihtiyacınız olanın daha iyi ekipman değil başka bir kara delik olduğunu anlıyorsunuz. Burada önemli olan onun boyut ve ağırlığı. Teoride süper kütleli bir kara deliğe düşüp hayatta kalabilirsiniz. Asıl mesele kara deliğin olay ufkunun ne kadar geniş olduğudur. Bir delik güneşimizin ağırlığında yani küçük olduğunda olay ufku da küçük olur. Kenarları da merkezindeki anormal çekim gücüne son derece yakın olur. Bu da sizi olabildiğince hızla ve acımasızca spagettileştirir. Ancak olay ufku genişse çekim gücünün merkezinden uzaktır. Bu sayede kafanız ve ayaklarınızdaki çekim gücü farkı kaybolur. Dolayısıyla uzay giysinizde yeterince oksijen olduğu sürece böylesi bir yolculuğu yapabilirsiniz. Bu da bir süper kütleli kara delik seçmeniz gerektiği anlamına gelir. Bakalım Samanyolu'nun merkezindeki olur mu? Hayır, çevresinde çok fazla sıcak plazma ve birikinti var. Böylesi bir atlama için tamamen izole bir deliğe ihtiyacınız olur. Karanlık uzayda bir yerlerde çevresindeki dünyalardan birikinti toplama fırsatını hala bulamamış bir deliğe. Hızlıca uzay haritanızı açıp öyle bir kara delik buluyorsunuz. Işıktan hızlı bir yolculuk daha ve oradasınız. İşte burada, dev, karanlık bir hiçlik. Sadece olay ufkunda hapsolmuş uzak yıldızların ve galaksilerin çarpık ışıkları var. Teorinizi denemek için deliğe bir cansız manken fırlatıyorsunuz. Kara deliğe yaklaşıyor ve hareketsiz kalana kadar yavaşlıyor. Ancak bu bir yanılsamadan ibaret. Kara delik o kadar ağır ki hem zaman hem de mekanı bükebiliyor. Yani bir gözlemci için manken olay ufkunda donuk görünüyor. Ancak aslında uzun bir süre önce deliğin kalbine girdi. Manken sizin küçük kara deliğe atladığınızdaki gibi spagettileşmedi. Dolayısıyla siz de rahatlıkla arkasından atlıyorsunuz. Unutmayın ki kendinizi iyi hissetseniz bile bu tek yönlü bir yolculuk olacak. Kara deliğin çekim alanına yaklaştığında hiçbir şey onun kavramasından kaçamaz. Kollarınızı ne kadar hızlı çırparsanız çırpın, ne kadar güçlü bir rokete sahip olursanız olun. Şimdi toplanma diskinin kenarına geldiniz.
Buradaki her saniye dünyada haftalar hatta aylara denk geliyor. Zamanda seyahat ediyorsunuz. Gezegeninizde belki de uçan arabalar ve kilometreler uzunluğunda gökdelenler yapılmaya başlandı. Ancak bu sizin için sadece birkaç dakika gibi geçti. Vay canına! Çevrenizdeki bütün ışıklar kırmızıya döndü ki bu da çekim yüzündendi. Gördüğünüz ışık dalgalardan oluşur. Ancak kara delik bunları gererek uzatır. Kısa dalga boyları maviye, uzunlarsa kırmızıya dönüşür. Harika! Olay ufkunu geçtiniz ve şimdi siyah içliğe doğru ilerliyorsunuz. Yukarı bakıyor ve ince bir ışık demeti görüyorsunuz. Hatta bu gördüğünüz son şey oluyor. Bundan sonrası sadece karanlık bir boşluk. Kimse sonra ne olduğunu bilmiyor. Bazı teoriler kara deliklerin farklı boyutlara açılan kapılar olduğunu söylüyor. Ya da evrende başka bir yere açılan kapılar olabilirler. Galaksimizde bir kara deliğe atlayarak evimizden yüz binlerce ışık yılı uzaklara gidebilirsiniz. Bu durumda düşüşünüzü tersten yaşarsınız. Önce küçük ama genişleyen bir ışık huzmesi görürsünüz. Sonrasında kırmızı yıldız ışığı maviye dönüşür ve ne olduğunu anlamadan olay ufkuna dönersiniz. Kısa bir süre sonra da kara deliğin çekiminden kurtulursunuz. Ancak bilim insanları hala bu teoriyi doğrulayamadı. Peki, bu hikaye çok karanlıktı, o yüzden sadece bu seferlik sizi dünyaya arkadaşlarınızın yanına getiriyoruz. Onlar da sizin kara deliğin merkezinden kurtuluşunuzu kutluyor. Şimdi dost meclisinin merkezindesiniz ve kara delikler sizi korkutamaz. Ancak uzaydaki en büyük kara delik bile düşündüğünüz kadar korkunç olmayabilir. Onların da bir ömrü var. Bahsettiğimiz radyasyon kara delikten enerji emer. Etrafında yeterince yiyecek yoksa delik bir balon gibi sönmeye başlar. Zamanla da geriye hiçbir şey kalmaz. Kara delikler hakkında bir başka korkutucu durumsa onlardan birini evimizde yaratabileceğimizdir. Bilim insanları Büyük Hadron Çarpıştırıcısında ufak partiküllerin yüksek hızla çarpıştığı deneyler yapıyor. Bu deneylerde devasa enerji patlamaları meydana geliyor. Bazı bilim insanları bu enerjinin mikroskobik bir kara delik yaratabileceğine inanıyor. Bu da çevresindeki her şeyi yutup büyüyecektir. Önce yaratıldığı odadaki ufak cisimleri, sonra da bütün laboratuvarı yutar. Delik büyümeye devam eder ve bir bakarsınız ki gezegenimizi yemekte. Güneş sistemimizdeki güçler dengesini bozup biri ardından diğer gezegeni yutar. Onlar bitince ise sıra tatlıya, yani güneşin kendisine gelir. Plazmanın hafif ve üst katmanları uzun spagettiler halinde uzatılıp kara deliğe doğru çekilir. Sonrasında yıldızımız katman katman sonsuz boşluğa doğru yıkılır. Güneşin yarısı yutulduğunda kara delik bir ışık ve enerji ışını ateşleyip onu yutmaya devam eder. Kısa süre içinde güneş sistemimizden geriye hiçbir şey kalmaz. Bazı insanlar dünyanın sonunu bu şekilde betimliyor. Ancak mikroskobik bir kara delik yaratmayı başarsak bile güvende olacağız. Büyük cisimleri yutamayacak kadar küçük olacak ve sadece ufak atomik parçalarla beslenecek. Kara delikler enerji tükettiği gibi aynı zamanda enerji yayar. Bu yüzden de bizim ufaklığın büyümeye zamanı olmayacaktır. Bulduğundan fazlasını bir saniyenin çok küçük bir kısmında kaybedecektir. Yani gördüğünüz anlık bir parıltı ve sonra hiçlik olacaktır. Gerçi istikrarlı ve kontrol edilebilen bir kara delik yaratmak da işlevsel olabilir. Sonuçta bizim de kullanabileceğimiz devasa miktarlarda enerji üretirler. Everest Dağı boyutlarında bir kara delik bütün insanlığın enerji ihtiyacını karşılar. Tabii kara delikler hala tehlikeli. Ancak onları izleyebilir ve evrenimiz hakkında çalışmalar yapabiliriz. Yeterince uzak durduğumuz müddetçe elbette. Dolayısıyla siz de bir süre daha o otoparka inmemeye söz verirsiniz. Şimdilik.